Hala inanamıyorum olanlara ya. İyi tarafından bakalım. En azından istediğiniz oldu. Anneler evden gitti. Ama Ayaz da gitti. Ya Öykücüğüm, kusura bakma ama haksız olan taraf sensin. Teşekkür ederim canım ya. Çok destek oldun. Bence sen de biliyorsun haksız olduğunu. Hayır, ben haklıyım. Çok üzgünüm, ayrı konu o ama haklıyım işte. Böyle bir konuda kendini nasıl haklı görüyor ya, anlamıyorum. Allah, ortak kadınlar ilginç yaratıklar yani. Hani kim bilir o bir saniyede kafasında neler kurdu yani. Merak etme ya, sakinleşince barışırsınız. İstemiyorum sakinleşmek falan. Ya tamam oğlum, uzatma o kadar ya. Öykü şimdiye pişman bile olmuştur. Özür diler, geçer gider. Bana ne ya, ben niye özür dileyecekmişim? O gelip özür dilesin. Benim bildiğim hatalı olan taraf özür diler. Tamam işte, hatalı olan taraf Ayaz olduğuna göre. Ha gerçi pardon, bir de annem var ama olsun. Ben en çok Ayaz'a kızgınım. Ya sen nasıl saklarsın benden böyle bir şeyi ya? Bir de ben de ulu orta konuşuyorum öyle. Ay Ayaz benden bir şey saklamaz. Zaten saklasa ben kesin anlarım diye. Bir de bana onca laf etti. En çok da ona bozuldum zaten. Önemi de gördün değil mi? Nasıl sevindi haklı çıktım diye. Ay, şu koltuğu yarın ilk işim göndermek olacak. Uzun zamandır tartışmıyorsunuz ya, ondan böyle oldu. Ne demek o ya? Yani birikti, birikim oldu. Sonunda da yanardağ gibi patladınız. Oysaki her gün ufak ufak tartışsaydınız patlamazdınız, birikim olmazdı. Canım, Ayaz daha patlama görmedi. Öyle hemen arkasını döndü gitti. Bir gelsin, ben patlama neymiş göstereceğim ona. Yani öyle bir çıkıp gitti ki buradan hemen gelir mi bilmem. Gelmez mi? Yok ya, ne gideceğim? Bu gece de ayrı kalalım. Anlasın hatasını. Ya daha fazla büyümesin her şey. Büyüse de büyüsün. Öykü artık aklını başına almalı. Araba sesi mi o? Geldi herhalde. Ay Öykü, uydurma, araba sesi falan yok. Kim? Mete. Ayaz onda kalacakmış da haber vereyim demiş. Gelmeyecek yani. Ortak yatağın hazır. Şeyma. Yok, eve gelmemeler falan. Olacak şey mi bu ya? Ya Öykü, kusura bakma ama ufacık meseleyi büyüten sensin. Yani kızgın olduğun için olayları doğru düzgün değerlendiremiyorsun. Bütün gece düşünmüştür o. Hatasını anlamıştır. Gelir birazdan özür diler. Aman, hiç sanmıyorum. Bence çoktan işe gitmiştir bile. Ben sana demedim mi? Şimdi gelip özür dileyecek. Günaydın. Günaydın Şeyma. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Anladım. Hiçbir
hiçbir şey olmamış gibi davranıp hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim diyorsun. Yok, öyle bir şey demiyorum. Ayaz bak, dün gece olanlar... Dün gece olanlar hakkında konuşmak istemiyorum. Şimdi toplantım var, duş alıp çıkacağım. Bir kere dün gece beni öylece bırakıp gitme hiç hoş bir hareket değildi. Hem de herkesin içinde. Ne oldu, haksız mıyım? Dilim yoktu sen ya, konuşsana. Şu anda konuşmasak daha iyi Öykü. Niye? Çünkü haksız olduğunu anladın değil mi? Verecek cevabın yok, o yüzden. Bu bakışından ne anlamalıyım ben? Sinirliyim, asabiyim, kızgınım. Ben de çok kızgınım Ayaz. İlk kavgada beni öylece bırakıp gittiğin için çok kızgınım. Senden öğrendim ben kaçıp gitmeyi. Dua et ki İtalya'ya kadar gitmedim. Hiçbir yere gidemezsin, konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Ben bir içeri girip bakabilir miyim? Yemek yemeyeceksiniz. Yok, yemeyeceğim çünkü ben bakıcıyım. Öyle alıcı değilim. Bakıcı mı? Bebek bakıcısı mı? Kalk hadi gidelim. Yarın işimiz gücümüz var. Hadi. Ustacığım, ellerine sağlık. Köfteler çok güzel olmuş. Farklı bir baharat tadı var. Ne koyuyorsun sen bunlara? O da bizim sırrımız. Ya oğlum bırak kitleme ustayı. Ustacığım eline sağlık. Afiyet olsun. Eyvallah. Ya kalkalım hadi, işimiz gücümüz var. Allah Allah. Hadi hadi hadi. Hadi ustacığım, bizim mekana da bekleriz. Geliyor, geliyorlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Gençler, bırakayım mı sizi? Yok be kardeşim. Hiç zahmet et. Biz gideriz şuradan 2 dakika değil mi? Ya aslında şu an saat erken değil mi ya? Şöyle bir bara falan mı takmışsak? Ne yapsak? Yok oğlum, başka geceye kaldı artık. Eyvallah, gel öpeyim. Sağ ol her şey için. Ne demek? Kardeşim, görüşürüz. Haberleşiyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Hadi
Öykü. Aa, geldin mi canım? Ne yapıyorsun burada? Hiç, dinleniyorum. Karanlıkta niye oturuyordun? Karanlıkta? Voltaj, voltaj bir inip bir çıkıyor ya. Ben de sinirlendim, kapattım her şeyi. Öykü, paltonu niye giydin? Üşüdüm, birazcık üşüdüm. Ne bulursam giydim işte. Gecen nasıldı? İyi, kebapçıya gittik. Aa, hiç bilmiyordum. Öykü, sen iyi misin? İyiyim. İyiyim, biraz uykum geldi benim herhalde. Ben ne yapayım, ben yatayım, uyuyayım. İyi geceler. Yalnız mısın? Tamam, tamam, hemen geliyorum. Ya tamam, merak etme, uyuyor. Ruhu bile duymaz. Adamın tekiyle barda kavga ettim, o işte. Neden peki? Naz yüzünden. Tamam, itiraf ediyorum. Biz Naz'la gizli gizli görüşüyoruz. Yani ilişkimiz devam ediyor. Aferin be. Hadi beni boş ver. Öykü duysa ne der? İşte o yüzden öykü duymasın diyorum ya. Tamam ortak ya, bir halt ettik, büyütme yani. Zaten fazla uzun sürmez. Kız bildiğin deli, deli yani. Beni niye çağırdın peki? Beni kurtarman gerekebilir. Mete Bey, hakkınızda şikayet var. Doğrudur. Ya ben ne yapacağımı bilemiyorum. Aklıma bir tek sizi aramak geldi. Ay, yapacağın şey çok basit Öykücüğüm. Hemen bir taksiye atlıyorsun, bana geliyorsun canım benim. O evde daha fazla kalamazsın. Ya şu Sibel'i konferans görüşmesinden çıkarabilir miyiz lütfen? Yani ona kalsa yarın boşanma davası aç gitsin. Ay Burcu, ya yavrucuğum, adam gecenin bir yarısı evi terk etmiş, evden çıkıp gitmiş, üstüne de yüzüğü bir kenara koymuş, unutmuş. Ya gerçekten hala iyi niyetli düşünüyorsun, inanamıyorum sana. Ya ne var, belki de çok büyük bir sürpriz hazırlayacak Öykü'ye, olamaz mı yani? Ay Burcu, saf mısın ya? Öykü, Öykü bak, bak şimdi canım. Ayaz eve gelince onu kenara çekiyorsun, hesap soruyorsun, tamam mı? He, baktın senin sorularına cevap vermiyor, biliyorsun sana kapım sonuna kadar açık canım. Bence sen hiçbir şey söyleme, Ayaz'dan bir açıklama bekle. Yani sonuçta yani Ayaz'dan bahsediyoruz burada. İlla ki mantıklı bir nedeni vardır. Sen ne diyorsun Şeyma? Alo Şeyma. Şişt, Ayaz geliyor, kapatıyorum ben. Thank you.
bir şey olmasın ne olur. Hem niye kötü bir şey olsun ki? Ayaz kötü bir şey yapmaz, yapamaz. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum neşen yerinde. Dün gece güzel geçti galiba. Hı, iyi geldi. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Erkek muhabbeti iyi geldi diyorum. Güldük, eğlendik. Ne var bunda? Ne oldu gene? Neyin var senin? Bilmiyorum. Sen sormalı. Niyetin yine kavga etmek galiba. Nasıldı dün gece? Rahat uyudun mu? Uyudum. Maşallah, maşallah. Sen iyi uyudun mu? Çok. Çok güzel uyudum ben de. Zaten benim uykumu derindir bilirsin. Öyle kolay kolay uyanmam. Ama uyandım mı da cin gibi olurum. Hiçbir şey gözümden kaçmaz. Peki. Yüzün parmağında mısın? Aman iyi, bu sefer unutmamışsın. Ben geç kalıyorum. Nereye geç kalıyorsun? İşe. Kimseyle görüşmeyeceksin yani. Of, hadi görüşürüz. Yani söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama tutamıyorum kendimi tabii. Söyleme. Söyleme. Söyle. Şimdi sevgili Ayaz arkadaşımız gecenin bir karanlığında böyle bilinmeyene doğru gitti ya. Evet. Mete ile görüştü değil mi? Yani telefonda onunla konuştu, sonra çıktı ama en son ne oldu bilmiyorum. Ne? Bir kadının en büyük düşmanı kimdir? Mağazadaki o güzelim kabanı senden önce alan kadın. Ya hani kasada sıra beklerken görürsün ya. Aslında sen çok almak istemişsindir. Ama onun elindedir. Başka da kalmamıştır. İşte o an var ya, ben böyle acayip fena oluyorum. Ya bugün yine oldu da. Kadının en büyük düşmanı sevdiği adamın eski sevgilisidir. Hala onu mu düşünüyor, onu mu özlüyor diye kafayı yersin, değil mi? Hayır Şeyma'cığım. Bir kadının en büyük düşmanı sevdiği adamın en yakın bekar arkadaşıdır. Yani Öykücüğüm, bu senin için Mete oluyor. Nasıl yani? Mete Ayaz'ı mı kışkırtıyor? Erkekler çapkınlık turlarına yanlarındaki en yakın arkadaşıyla giderler. Çünkü bilirler ki onlardan hiçbir sır çıkmaz. Ayaz ve Mete çapkınlık turunda. Ay bana hiç mantıklı gelmedi. Hı. Bana da. Ayaz'ın bir kere aklının ucundan bile geçmez böyle bir şey. İyi tamam Öykücüğüm, yani sen rahatsan benim için bir sorun yok tabii. Ama ben senin yerinde olsam yine de bir Mete ile konuşmayı denerim. Ne işin var senin otelde ya? Hani spora gidecektin? Kiminle buluşacaksın çok merak ediyorum. Bu bir savaş Öykü. Bu bir savaş. Varlığını bile hissetmemeli. Kelebek kadar sessiz olmalısın. Siper al Öykü. Çok pardon, çok pardon. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Teşekkür ederim.
yeteri kadar yaklaşırsam konuştuklarını duyabilirim. Soracağım Ayaz. Hanımefendi. Hanımefendi, siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorum? Şey yapıyorum. Hazırlık yapıyorum. Birazdan çok fena olay çıkartacağım burada. Hanımefendi, sorun çıkartmadan bizimle geliyorsunuz. Nereye geliyorum? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Otel içinde şüpheli şahıs. Dikkatli olun. Şüpheli şahıs mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim, sağ ol. Buyurun. Kahve içer misin? Lütfen, alırım, evet. Şimdi bana kimin için çalıştığını söylüyorsun. Kimin için mi? Atlantis'i duydunuz mu hiç? Yeni bir örgüt olabilir. Peki kim var bu Atlantis'in arkasında? Nazmi Bey. Biz İtalya çalıştık. Sonra o bana... Demek İtalya bağlantılı çalışıyorsun, öyle mi? Yok, öyle değil. Biz sadece orada çalıştık. Sonra o bana bu işi verdi. Peki buraya yalnız mı geldin? Gelirken kimseden yardım aldın mı? Yani arkadaşlarımla biri olsa tabii mutlaka benimle gelmek isterlerdi ama ben kimseye söylemedim. Kendim gizlice geldim. Sonuçta bu bir savaş. Ve ben bu savaşı kendim kazanmalıyım, tek başıma. Neler oluyor burada ben gerçekten anlamıyorum. Ama benim artık gitmem lazım. Daha yukarı çıkıp olay çıkaracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu olay aydınlanana kadar buradasın, tamam mı? Kusura bakmayın hanımefendi. Siz öyle olay çıkartacağım, patlatacağım falan deyince... Avrupa Birliği'nden heyet geldiğinden dolayı... güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarttık. Çok üst düzeymişsiniz gerçekten. İki saat burada beni boş yere tuttunuz. Tekrar özür dileriz. İyi, tamam, neyse. Hadi ben gidiyorum. Demek bir kadınla buluştun ha? Sana bir yol görünüyor kızım. Hem de üç vakte kadar. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ceviz kırıyorum. Sen seversin zaten ceviz kırmayı. Yani insan rahatlıyor vallahi. Hoşuma gidiyor. Kırdıkça bir tane daha kırasın geliyor. Biraz da ben rahatım o zaman. Spor nasıldı? İyi. Her zamanki gibi. Sen böyle sürekli gidiyor musun spora? Tabii. Yani haftada en az üç kez. Evde yapsan olmuyor mu spor? Niye dışarıda yapıyorsun? Evdeki spor başka, dışarıdaki başka. Ama ben ikisinden de vazgeçmem. Ben o spor sana yediririm ama sen Dwight suçlusu diye yakalayamadım. Dedin de aklıma geldi. Az önce internete girdim de yeni biriyle arkadaş olmuşsun. Bengisu. Ha o mu? Ya liseden arkadaş. Yani yıllar sonra birbirimizi bulduk. Bir bitemediler ya. Lise, ortaokul, kreş, anaokulu. Ne bitmez arkadaşlarım varmış. Kıskançlığa gerek yok. Hem seni biliyoruz artık. Sen bana şu internet şifrelerini versene.
nereden çıktı bu? Hiç, ölüp bakayım. Sen bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum. Kırmızı ruja güvenmiyorum. Ne? Şifre, şifre. Tutuyor. Sen de lazımsın bana. Şimdi bak, yarın abim doğum günü var ya. Tamam Burcu, tamam. Bırak onunla şimdi, konuşmamız lazım. Gir içeri. Burcu, bugün bir sürü kötü şey oldu. Ama şimdi onları sana anlatmakla uğraşamayacağım. Çünkü ispatım yok. Delil topluyorum. Deli biri geçiyorum. Delil ki Ayaz Facebook'ta liseden tanıdığı bir kızla arkadaş olmuş. Şifresini istedim, bana vermedi. Ne diyorsun ya? Biz de o zaman girelim internete, birkaç şifre deneyelim, belki tuttururuz. Doğum günü ya da ilkokul öğretmenin adını falan yazalım. Zor. Ayaz öyle şeyler şifre yapmaz. Bana bile çok önceden demişti ki, öyle şifreni uzun tut, yok büyüklü küçüklü harfler kullan, rakam ekle falan filan. O zaman işimiz epey zor. Ya da o kadar değil. Tabii değil mi? Evet. Ya bunlar da böyle bazen Facebook açık kalıyor. Vallahi açıkmış. Bakalım, bakalım kimmiş bu yeni arkadaş? Mesajlaşmışlar mı? Ha işte burada. Bak ya. Bak ilk mesajı da o atmış bir hafta önce. Ayaz'cığım merhaba. Cım, cım daha ilk cümleden. Seni yıllar sonra internette bulunca çok sevindim, çok heyecanlandım. Yolarım ben bunu ya. Hala lisedeki kadar sevimlisin. Haberleşelim. Mutlaka görüşelim. He, oldu canım, oldu. Ben görüştürürüm sizi zaten. Ayaz, Ayaz ne demiş? Buraya çok sık girmiyorum. Telefondan haberleşelim. Telefon numarasını yazmış 2 gün önce. Öykü kim geldi? Kapat, kapat, kapat. Merhaba. Ay, merhaba Ayaz. Yarın abimin doğum günü ya, ben de onunla bir konuşalım diye uğrayayım dedim. Sibel'in kafede yapalım her zamanki gibi. Geleneği bozmayalım. Tabii ya, geleneği bozmayalım. Haberleşelim, mutlaka görüşelim. Neyse, ben yukarıdayım. İnternete takılırım biraz, haberleri falan okurum. Görüşürüz. Yeterli derecede delil yok. Yani beklemede kalalım, tamam mı? Senin kafan bayağı bulanık vallahi. Hiç doğum gününe falan yardım edecek halin yok. Ve sonra haberleşiriz o zaman, ben gideyim. Ya Öykü artık bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Ya her şeyi öğrenecek diye korkuyorum. Biliyorum, biliyorum. Bu sadece ikimizin arasında. Biz yine de dikkatli olalım. Tamam, merak etme, geç kalmam. Yarın görüşürüz. Biriyle mi konuşuyordun? Ha, şeyden aradılar. Spor salonundan. Yok, üyeliğinizi yenileyecek misiniz falan. Yenileyecek misin peki? Tabii canım, sporu bırakmaya niyetim yok. Delireceksin Öykü, az kaldı. Az kaldı. Sabahtan beri hiç konuşmadın. Keyfin mi yok? Yok. İşleri düşünüyordum ben. Merak etme, her şey yoluna girer. Sen işe mi gideceksin?
Bütün gün ofiste olacağım. Yani yetiştirmem gereken bir sürü proje falan var. Tamam. Kolay gelsin o zaman sana. Sana da. Gel öpeyim. Takip mi ediyorsun? Yine mi sen ya? Vallahi ben de aynı soruyu sana sormak istiyorum. Ay hadi çabuk çabuk gitti adam. Hani işe gidecektin? Efendim Öykü. Merhaba Ayaz'cığım. Nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Ne demek ne oldu ya? Kocamı arayamayacak mıyım ben? Neredesin? Öykücüğüm, işe gidiyorum. Az önce konuştuk bunu. Evet, konuştuk da. Ne bileyim ya, belki karar değiştirmişsindir. İşe gitmekten vazgeçmişsindir. Ben de gitmemişim mesela bugün. Birlikte baş başa bir şeyler yaparız. Öykücüğüm, ben bugün çok yoğunum. İş yerinden çıkamam. Başka bir şey söylemeyeceksen kapatıyoruz. Ama... Akşam görüşürüz. Kapattı. Şirket ne zaman Ataşehir'e taşındı acaba? Ha, gidiyor gidiyor, çabuk takip et. Araç bozuldu galiba, baksana. Ya tamam tamam, çabuk sen kolundan falan geç, kaçırmayalım. Ben senin işler çevirdiğini öğreneceğim Ayaz, elimden kurtulamayacaksın. Demiştin. Sen beni takip mi ediyorsun? Hiç lafı çevirme. Bana yalan söyledin. Yoksa... Ayaz, yoksa başka biri mi var? Ha, Ayaz daha evleneli kaç gün oldu? Ne çabuk bıktım benden. Peki saçmalama, daha neler? Ya sen iyice paranoyak oldun ha. Peki niye bana yalan söyledin? Niye işe gidiyorum dedin? Hayat, kim için geldin buraya? Niye geldin? Kimle buluştun burada? Öykü, ben toplantıya geldim. İş toplantısına. Anladım. Anladım, toplantıya gelmişsin. Anladım. Niye anladın Öykü? Ya Zerdeçal Tekstil'e gelmişsin. Belki kendini itiraf etmek istersin ha, neler çevirdiğini. Burası siparişlerini bizden geri çeken şirket. Ben bu binaya iş konuşmaya geldim. İş konuşmaya geldiğim belli zaten. Hiç lafı eveleyip geveleme Ayaz. Ne yaptığını biliyorum. Zerdeçal Tekstil'e geldin. Çünkü artık bizde çalışmayacaklarına göre onca siparişi başka bir şirkete vereceklerini biliyordun değil mi? Ne var bunda? Onlara teklif vermeye geldin değil mi?
Annenle beraber olup müşterimi elimden almaya çalıştığınızı inkar mı edeceksin? Zerdeçal tekstil senin müşterin değil. Senin de değil. Olmayacak da. Sen zerdeçal nedir daha onu bile bilmiyorsundur. Tabii ki de biliyorum. Zerdeçal bir bitki. Aynı zamanda baharat olarak da kullanılıyor. Gördüğün gibi dersimi çalıştım. Aman ne güzel. Hiç boşuna lafı çevirmeye kalkma hayat. Biz neyi tartışıyoruz ki burada? Senin bu yaptığına fırsatçılık denir. Fırsatçılık değil Öykü, ticaret. Eğer bir talep varsa, siz bu talebi karşılayamıyorsanız biz de teklif verebiliriz. Senden bunu hiç beklemezdim Ayaz. Ya daha annenle çalışmaya başlayalı kaç gün oldu? Hemen ona benzedin. Annem beni, ya senin karını bitirmeye çalışıyor. Sen de ona yardım ediyorsun. Öykücüğüm bak, iş başka, aşk başka. Biz evde karı kocayız, tamam. Ama piyasada rakibiz. Senin bunu ayırmayı öğrenmen lazım. Öğrendim Ayaz. Teşekkür ederim. Ama annene asla pes etmeyeceğimi söylemelisin. İkiniz de bunu böyle bilin. Çünkü karşınızda yılların Atlantis'i var. Yani sahip değilse bile sözünde duracak olan bir Atlantis. Ayrıca karşınızda Öykü Dinçer var. Genç olsa bile pes etmemeye kararlı, inatçı, çalışkan Öykü Dinçer. Öykü Hanım. Lütfen, lütfen sözümü kesmeyin. Ne diyordum? Ayrıca bu Öykü Dinçer'in arkasında özel hayatında onu her zaman destekleyen bir ailesi var. Tamam, kayınvalidemle arada atışıyoruz ama ne olacak ki? Böyle şeyler her ailede olur. Bir de bunun yanında Öykü Dinçer'in şirketinde güçlü, kendisine güvenen bir ekibi de var. Tamam Öykü Hanım. Gerçi Sabit Bey'le arada farklı düşüncelerimiz oluyor ama olsun. Bu farklılıklar bizi güçlü kılıyor. Anladım Öykü Hanım. Sizinle çalışmayı kabul ediyorum. Sonra... Ne? Pardon, ne dediniz? Ben o sırada kafamda ne söyleyeceğimi kuruyordum da tam duyamadım o yüzden. Tamam diyorum, siparişlerimizi geri çekmiyoruz. Sizinle çalışacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayal, gel şaşırt bugün.